Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte e, kesir çeşitlerini öğreneceğiz. E, bununla ilgili hazırlıklarım var. Hadi birlikte ne yapalım? Şu açıklamayı okuyarak başlayalım. Evet, kesir çeşitlerinde ilk kesir çeşidimiz basit kesir, değil mi? Peki, e, açıklama ne diyor? Bakın, aşağıdaki kesirler basit kesirdir. Evet, burada e, hemen şunun daha iyi görünmesini sağ. Evet şimdi tam görüyorsunuz. Bakın ne diyor? Aşağıdaki kesirler basit kesirdir. Evet burada iki tane şekille ve kesirle ifade edilmiş e, kesir var. Bunlar basit kesirdir diyor. İnceleyecekmişiz bunları. İnceleyiniz. Basit kesirlerin özelliklerini bulmaya çalışınız diyor. Hadi birlikte İlk örneğimizi inceleyerek başlayalım. 8'de 6 ya da 6 bölü 8 bakın şekilli ifade edilmiş aynı zamanda. Bu bir nasıl kesirmiş? Basit kesilmiş. Bir yazalım. Evet e, peki ne olabilir bu basit kesirlerin e, özellikleri değil mi? Bakalım şimdi. E, evet kesrimizin payı bakın payı daha küçük. Evet bakın gördünüz mü? Hemen şöyle yapalım. Ee, basit kesir dedik 1 Bir, birinci sebebi yazıyoruz ee, pay paydadan paydadan daha küçük daha küçük Evet birinci e, birinci sebep bu ikincisi sevgili çocuklar bakın şekilde de ifade edilmiş bütün 2 4 6 8'e bölünmüş payda 8'li Çünkü ama tamamı alınmamış değil mi 2 birim kesir kadar az alınmış. O nedenle de 8'de 6 basit kesir. Yani 8'de 6 bir bütünden azdır. Onu da yazalım. Evet yazdım. Evet ne dedim? 8'de 6 bir bütünden az. Evet sevgili çocuklar. Şimdi 3'te 2'yi inceleyelim. Bakalım aynı özellikler orada da var mı? E, yukarıda da belirtmişlerdi ya. 3'te 2 de neydi? Basit kesirdi. Hemen yazalım. Basit kesir. Bakıyoruz ne demişler? Pay paydadan küçük. Bakıyorum kesrin payı 2 paydasından küçük. Öyle değil mi? Evet o zaman yazalım. Bir pay paydadan daha küçük. Haydi şimdi ikinci. ikinci olarak neye bakıyorduk? Bütünden az mı? Ona bakıyoruz. Bakıyoruz şekil çizilmiş. Bir bütün çizilmiş. Bütün 3'e bölünmüş. Bak kesrin paydası 3. Ve ne yapılmış sevgili çocuklar? Bütünün tamamı alınmamış. Yani kesrimiz bütünden az. Bak bu koşulu da sağlıyor. Evet sevgili çocuklar neyi bulduk? Ee, basit kesirlerin özelliklerini bulduk. Bir kere daha tekrar edecek olursak. Kesrin payı paydasından küçük olmalı. Ve kesir ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Bir bütünden az olması gerekiyor sevgili çocuklar. Hadi alıştırmayla bunları pekiştirelim. Evet alıştırmamız ne diyor? Aşağıdaki kesirlerden basit olanlarını işaretleyerek şekille gösteriniz diyor. Evet bakalım 5'te 2. Neydi? Basit kesir olması için. Evet sevgili çocuklar pay paydadan küçük olmalı. Pay paydadan küçük mü? Evet yazalım. Evet bir de neydi? Bütünden azı alınmış olması gerekiyordu. Bütün 5'e bölünecek ve bakın ne yapılacak? İkisi alınacak. Hadi şekli çizelim. Evet, bütünümüz hazır. Bütünü kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. Kesrin paydası 5. Bölüyoruz. 2 3 4 5. Ve kaç parçasını alacağız? 2 parçasını. Haydi 2 parçasını alıyoruz. Bakın 1 2. Kesrin şey bütünün tamamı alınmış mı? Alınmamış. O nedenle bu kesir basit kesirdir. Evet, basit kesirdir dedim. Bütünden az alınmıştır dedim ve e, işaretledim. Basit kesir olanları işaretleyecektik. Şimdi devam edelim. Bakın 7/3 ne diyorsunuz? Kesrin payı paydasından küçük. Evet ve ne olacaktı? Bütünden az alınmış olacak ya da diyebiliriz sevgili çocuklar. Ya, yani kesrin payı paydasından küçük olması zaten bütünden azının alındığı anlamına gelir. Hadi şekli çizelim, görelim. Evet, bütünü çizdim ve bütünü 7'ye bölmemiz gerekiyordu. Kesrin paydası kaçsa ona bölmemiz gerekiyordu. Ben böldüm sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Kaç parçasını alacağız? 3 hemen. 3 parçasını taradık. Peki, şimdi soruyorum size, bütünden az mı alınmış. Evet, bütünden az alınmış. Yani bütünün hepsi alınmamış. O nedenle 7 de 3 de basit kesir. Evet, ben buraya basit kesir diye yazdım. Hemen işaretleyelim. Evet sevgili çocuklar işaretledik. Evet ne demiştik bir kere daha söyleyelim. Kesrin payının paydasından küçük olması bütünün tamamının alınmadığı anlamına gelir zaten. O nedenle o nedenle ikisi de aynı şeyi ifade edeceği için bakıyoruz 7'de 3, 5'te 2 kesirleri nasıl kesir? Basit kesir. Gelelim 4'te 9'a. Bakın sevgili çocuklar kesrin payı pay paydadan büyük. Evet, pay paydadan büyükse basit kesir değildir. Yazalım. Hadi bir tane daha var. Bakın 6'da 4. Ne diyorsunuz? Evet, kesrin payı paydasından küçük olduğu için zaten ne olmuş olur? Tamamı alınmamış olur. Hemen şekil çizelim, inceleyelim. Evet, bütünü çizdim. 6 eş parçaya böldüm. Kaç parçasını alacağım? 4 parçasını alacağım. Evet 1, 2, 3, 4. Bakın gördünüz mü? Kesrin payının paydasından küçük olması demek. Bir kere daha tekrar ediyoruz. O kesrin bütünden az olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle 6'da 4 kesri de basit kesirdir. Evet basit kesirdir diye ne yaptık? Yazdık işaretledik. Yeni örnekle devam. Evet bu örnek neyle ilgili? Bakıyoruz aşağıdaki kesirleri örnekteki gibi sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Evet sevgili çocuklar 5'te 3 kesirini göstermişler. 5'te 3 kesirini bakın sayı doğrusunda değil de şekilde göstermiş olsaydık hemen bir yapalım. Evet şeklimi çizdim bak 5'te 3 göstereceğimiz kesir göstermiş olsaydık dedik bütünü 5'e böldük 5'e böldük. Kaç parçasını alacağız? 3 parçasını. Hemen alalım. 1 2 3. 3'lü aldık sevgili çocuklar. Peki kaç bütüne ihtiyaç duyduk? Bunu çizerken 1 bütüne ihtiyaç duyduk. Bakın 1 bütüne ihtiyaç duyduğumuzu da yazalım. Evet 1 bütün kullandık diye yazdık. İşte sevgili çocuklar 0 ile 1'in arası burası, şurası evet 1 bütün. Hemen yazalım. 1 bütün. Peki bir bütünü burada kaça böldük? 5'e. Burada kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. Bölünmüş mü? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5'e bölünmüş. Peki kaç adım gidilmiş? Bakın kesrin payı kadar gitmeniz gerekiyor. 3 adım. Kesrin payı 3 ise 3 adım. Bak. 1, bir, 1. adım. Evet. 2. adım. Ve şurası 3. adım. 3 adım gitti. Yani kesrim payı kadar gitti. Bunları inceledikten sonra hadi şunu birlikte yapalım. Kesrimiz 8'de 5. Peki bütünü kaça böleceğiz? Kaç bütün ihtiyacımız var? Yazalım hemen şöyle. Evet yazdım. Bak bir bütün kullanacağız. Bütünü kaça böleceğiz? 8'e. Bak bütünümüz 0 ile 1 arası. Burada da söyledik 1 bütündü. Hadi burayı 0 ile 1 arasını bir bütünü kaça bölelim? 8'e. Evet böldüm. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böldük. Peki kaç adım gidecektik? Se 5 adım gideceğiz. Neden? Kesin pay payı 5. Hemen gidiyoruz. Nereden başlayacağız? Sıfırdan. Bak birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım. Biz 5 adım gidecektik. Gittik. Burası 8'de 5. Evet şimdiki kesrimiz 3'te 1. Şimdi bu bir basit kesir değil mi? Evet çünkü bakın 3'te 1 demek bir bütün 3'e bölünüp bir tanesinin alınması demek. Yani bütünden az demek. Peki kaç bütün kullanacağız? Bir bütün. Bir bütün kullanacağız. Bütünü kaça böleceğiz? 3 eş parçaya. Bak bütünümüz burada. Hadi onu 3'e bölelim. Evet bütünümüzü 3'e böldük. Bakın 1, 2, 3. Peki kaç adım gideceğiz? Bak kesrin payında ne diyor? 1 diyor. 1 adım gideceğiz. 1 adım git. Hadi gidelim. Bak sıfırdan başladık ve 1 adım gittik. Ve biz ne yeriye gelmiş olduk? 3'te 1. Evet 3'te 1'i de yazdık. Evet hadi gelin şimdi de bileşik kesirlere bir göz atalım. Ne denilmiş bakın. 3'te 5, 6'da 6, 3'te 8, 7'de 9 gibi kesirler bileşik kesirdir. Hadi bir tane de bizi ilave edelim. E, tama eşit olan kesirler de bileşik kesirdir sevgili çocuklar. Yani mesela 5'te 5 bileşik kesirdir. Evet şimdi ne diyor bakın. Aşağıdaki kesirlerden bileşik kesir olanları işaretleyerek şekilde gösteriniz denilmiş. Evet, oraya geçmeden şimdi bu kesirlerin özelliklerine birlikte bir bakalım mı? Payı paydasından nasıl sevgili çocuklar? Büyük, değil mi? Payı paydadan büyük. Bakın, buna bakıyoruz. Aa, payı paydasına eşit bizde yazmıştık. Payı paydasından büyük. Payı paydasından büyük. Şuraya yazalım o zaman. Evet yazdım gördünüz mü payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirler bileşik kesirdir dedik. Şimdi burada o özellikleri arayacağız. Ne arayacağız? Payı paydasından büyük mü? Evet o zaman bu bir bileşik kesir. Bak işaretledik. Peki bakın pay paydadan büyük 4'te 9 yani bu da bir bileşik kesir. Peki 5'te 1 bileşik kesir değil. Çünkü payı paydasından küçük bu bir basit kesir yazalım şöyle. Basit kesir. Az önce öğrendik. 2'de 5 payı paydasından büyük. Bu da bileşik kesir. Evet hadi bakalım. Şimdi bileşik kesirleri ne yapacağız? Şekilde göstereceğiz. Bir bütün çizeceğiz. Bütünü 5'e böleceğiz. 7 parçasını alacağız. Aa, bir bütün yeter mi? Yetmez. O zaman 2 bütün çizmeliyiz. Evet bütünlerimizi çizdim. Bak 2 tane bütün çizdim. Kaça böleceğim? 5'e böleceğim. Hadi bölelim. Evet, bütünlerin her birini 5'e böldüm. 1 2 3 4 5 bak. Bu bütün 5'e bölündü. Burası da 5'e bölündü ve 7 parçasını almam isteniyor. Alalım. 3 tanesini aldım. Kalanını birlikte alalım. 4 5 6 7. Gördük mü? Hemen bir tane daha. Bakın 4'te 9. Bütünü 4'e böleceğiz. 9 parçasını alacağız. Ne diyorsunuz bir bütün yeter mi? Yetmez. 2 bütün bakacağız. Hadi bakalım. Evet, bütünleri kaç eş parçaya böleceğiz? 4 hemen bölelim. Evet, bakın 4'e böldüm. 1 2 3 4. Bak bu bütün 4'e bölündü. Burası da 4'e bölündü. Burası da kaç parça alacağım? 9. Hadi alalım. Evet, bakın sevgili çocuklar 4 8 9 parça aldım. Gördünüz mü? Bunu da sayı doğrusu şeyde eee şekilde gösterdik. Gelelim 2'de 5'e. Peki, bütünü 2'ye böleceğiz. 5 parçasını alalım mı? Peki bir bütün yeter mi? Evet, bütünlerimi çizdim. Bütünleri kaç eş parçaya böleceğim? 2'ye. Hadi bölelim. Böldük. Kaç parça alacağız? 5 parça. 1 2 3 4 5 parça. Haydi bileşik kesirleri sayı doğrusunda gösteriyoruz. İlk örnek neymiş? 3'te 8. Bütünü 3'e böleceğiz. 8 parça alacağız. Bakın kaç tane bütün gerekiyor sevgili çocuklar? 2 bütün olsa 6 tane alırsınız. 3 bütün gerekiyor. O nedenle bak sayı doğrusunda 1, 2, 3 bütün gösterilmiş. Evet sonra ne yapılmış? Ve 8 adım gidilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım gidilmiş. Hadi biz de şurada gösterelim onu. Tabii ki 4'te 6'yı. Bunun için kaç bütüne ihtiyaç var sevgili çocuklar? Ne diyorsunuz? 4'e 4 böleceğiz 6 parça alacağız. 2 bütüne ihtiyaç var yazalım. Yazdım 2 bütün diye. Şimdi buraya bak sayı doğrusuna bir işaret koydum. Burası 0. Şurası 1. Ve hadi şurası da 2. Bak 2 bütün çizdik. Peki bütünün her birini 4 eş parçaya bölecekmişiz. Böyle. İnceleyelim şimdi. 1, 2, 3, 4. Bak 4 parça. 1, 2, 3, 4 parça. Kaç adım gideceğiz? 6 adım yazalım. Haydi 6 adım gidelim. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 6. adım burası. Yazıyoruz. Ve dedim ki oraya 4'te 6. Bir diğer kesir çeşidi de tam sayılı kesirler sevgili çocuklar. Nedir tam sayılı kesirler? Bakın bir sayma sayısı bakın kesrin önüne yazılıyor ve böyle oluşan kesirlere de tam sayılı kesirler deniliyor. Peki okunurken nasıl yapılıyor? 1 tam 8'de 3 ya da 1 tam 3 bölü 8 diye okunuyor. Hadi şekilde gösterelim. Bakın 1 tam bak burası 1 tam denilen yer burası. İkinci bütün 8'e bölünecek ve 3 parçası alınacak yapalım. Evet bakın bir tamını taradım yani boyadım. Şimdi gelelim 8'de 3'ü almaya. Bak ikinci bütünü 8'e böldüm. 3 parçasını ne yapıyorum? 1, 2, 3 parçasını aldım. Ve bir tam 8'de 3'ü şekilde göstermiş oldum. Bir diğer örneğim 2 tam 4'te 1. Burası 1 tam 2 tam. Bunu da 4'e böleceğim bölelim. Evet böldüm. Bir parçasını da boyayacağım. Hemen boyayacağım. Evet bakın burası 2 tamlı kısım burası da 4'te 1'i gösteriyor. 2 tam 4'te 1'i şekilde gösterdik. Şimdi de 1 tam 6'da 2'yi göstereceğiz. Burası 1 tam. Bunu da 6'ya bölüp 2 parçası. Bütünü 6'ya böldüm 2 parçasını tarayacağım. Evet yaptım. Haydi şimdi okunuşlarına bakalım. Bunu da size bırakıyorum. Bakın bu kesirlerin okunuşunu istiyor bizden. 1 tam 5'te 2 yazalım. Diğer okunuşunu da üstte yazdım. 1 tam 2 bölü 5. Hadi şunu okuyalım. 3 tam 7 de 3. Evet ya da 3 tam 3 bölü 7 şeklinde. Bak 2 okunuşunu da yazdım. Evet şu iki, iki kesirin okunuşunu size bırakıyorum sevgili çocuklar. Sayı doğrusunda gösterilişi nasıl oluyor bir de ona bakalım. 1 tam 3'te 2 için bakın 1 tam için bak burası 1 tam. İkinci bütünü ne yapacağız? 3'e bölüp 2 parçasını alacağız. Hadi yapalım. Kesrin payı bize ne diyor? Bakın bir tamdan sonra iki adım git diyor. Bir adım, iki adım burası. Evet bakın ben iki adım gittim. Bir tam üçteki altına yazdım. Evet sevgili çocuklar kesirleri sayı doğrusuna göstermeyle ilgili diğer bilgileri bir başka videoda bulabilirsiniz. Yani benim kesirleri sayı doğrusuna gösterelim adlı videomda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.